Efendim infilak etti. Yani burada korkuyorum ki patlayabilir. Bakınız kim. Gülben Ergen. 2018'den helalliğini aldı mı? 2019'a neler söyledi? İnfilak diyerek sevenlerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı konuş benimle dediği isimleri açıklamak üzere programımıza sohbet diyarından katılıyor. Mesut Yar'la Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Komiser'imiz çalışıyor, hoş geldiniz. Duydunuz zilin sesini, yarışma başladı mı? Aynen resmen. Biraz geriyor aslında konuklar ama keyifli bir çok şey. Çok etkileyici bir şey, şahane. Zaman akıyor. Tamam güzel, ben sakat sorular gelmesine dikkati buraya mı yönlendireyim? Yok, birebir sorudan ziyade sadece dertleşiyoruz biz. Bu infilak bir üstü kapalı bir mesaj mı yoksa gerçekten şarkının kendi ismi mi? Geçen sene almıştım şarkıyı. Hiçbir çok mesaj güzel. Değil. Geçen sene aldım koydum geçen kenara. Geçen sene kesinlikle. Ha. Üç tane Sezen Aksu şarkısı aldım koydum kenara. İkisini dinlediniz, birini bilmiyorsunuz. İyi şarkı öyle bir şey. Şahane bir mücevher aldığınızı düşünün. O anda gördünüz ve bir daha bulamayacaksınız. O çok böyle bir özel bir durum. Alıyorsunuz, duruyor kasanızda. Ben öyle yapıyorum şahsen. İyi bir şarkıyı. Yani bazen iyi bir sebze, yani iyi bir sebze yemeği yaparsınız ve bitmesini hiç istemezsiniz. Dip frize koyarsınız. Böyle bir şey mi? Bravo. Yazın domates rendelemek. Evet. Salça yapmak. Doğru diyorsunuz. Yani İyi şarkıyı salçaya mı benzettim ben bu yayında şimdi? Bilmiyorum ne oldu, patladı ama bir şey. Bir şey patladı evet. Bir şey infilak etti ama. Peki şarkı seçerken neye bakıyorsunuz? Yani bu tabii domates seçmek gibi değil. Ya şarkıda inanıp söylemem lazım sözleri. Öyle yalanda olan hikaye olmaması lazım. Artık bir de seneler geçtikçe hani bu bize iş getirsin, bu bize konser getirsin diye değil de artık biraz daha o müzik yolculuğunda o şarkının yaşam felsefesi. Tabii bunu en kolay Sezen Aksu ile çalışınca yakalayabiliyorsunuz. Sezen Aksu'nun. Tabii filozof olarak bitirmiş. Evet filozof ve Ozan aşmış bir insan olarak bize başka bir gezegenden baktığı için onunla çalışırken siz de o gezegenden bakıyorsunuz hayata. Böyle üç şarkı üst üste aldım. Aslında albüm şarkısıydı. Ama biraz da böyle bir müdanasız ve kendi kararı. Aman canım şimdi çıkartmak istiyorumlara falan geldim. Hiç eskiden böyle değildi. Daha plak firması, menajer falan. Şimdi Eylül ayının soyundan sonra Nisan'da çıkartmalıyız falan diye. Ben de öyle bir takvim vardı. Eve giderdim. Şimdi öyle değil. Şimdi çıkartıyoruz infilakı. Ne infilak mı? Hayır, albüm şarkısı o. Şimdi bununla çıkılmaz falan. Çıkılır çıkılır. Öyle bir razı ettim insanları. Hiç öyle bir niyetleri yoktu. İnfilak bir çıkış şarkısı da değildi. Bu şarkının iddiasızlığının iddiasını sevdim ben. Slow ve balat şarkıları beğendirmek biraz zordur. Kısa sürede de oturmaz. Hareketli şarkılarımız daha bizim kolay alınır. Benim evet, bu böyle bir zamanda... Çok hareketli şarkılarınız dinleyicilerinize. Benim slowlarım daha kalıcıdır. Evet hareketli de tabii ki yaptığım zamanlar var. Yine yapacağım. Niyeyse ben hep onları hatırlıyorum. Evet öyle mi? Evet. Hareketli bir hareket. Sizde var bir hareket. Şıkır şıkır da mısınız? Aynen, sürpriz mi? Tamam. Layla lay kandıramazsın beni. Evet. Ya o çok güzeldir ama. Neşeli bir Mesut Yar görüyoruz. Tam da öyle. İçimdeki çocuk ölmedi. Fakat ama da... ben infilak ediyorum. Aman benim Allah, ama sormak istediğim Allah, şey. Allah, yani orada Sezen Aksu acaba yani hani bir alana bu da bedava. Dur bu da şey dumpingte. Enflasyonla o birlikte mücadele. O gelip yansın bakalım. Onu da söyledik. Al sana ettiklerinin bedeli. Tamam bunlar ucuz şarkılar değil. Ha. Kusura bakmayın. Yok, ucuz şarkı. Bunlar ucuz, dumpinge gitmez. Yok, yani. Yok, yok, yok. Peki yani kimle iyi hissediyorsunuz? Kimin şarkılarıyla iyi hissediyorsunuz kendinizi? Aa ben bütün şarkılarımı çok severim canım. Ben Yalnızlığı da severim. Yıldız Tilbe'ye de ölürüm, bayılırım. Sinan Akçıl'e de bayılırım. Hani okuduğum bütün şarkılara inanırım ben. Çok arkadaşlarımın şarkılarını okudum. Deniz Seki, Yalın, Fettah, Sezen Aksu. Benim şöyle bir avantajım var galiba. Ben şarkı aldığım bütün meslektaşlarımla dostum. Yani biz Yalın'la görüşüyoruz, arkadaşız, Deniz Seki'yle arkadaşız. Ama bir bakıyorsunuz ki 4 sene önce ben onların şarkısını okumuşum. Sezen Aksu'yla da bir dostluğumuz, bir paylaşımlarımız var. Eve gidiyoruz ama bağdaş kuruyoruz, dertleşiyoruz, saatler geçiyor. Şarkı da dinliyoruz. 6 sene Sezen Aksu şarkısı okumadım ben mesela. Denk düşmedi, olmadı. 6 sene yoktu. Olmadı. O zaman Yıldız'ın şarkıları vardı. Fettahlar vardı, Oğuzhan Koç'la yaptığım şarkılar vardı, Giden Günlerim Oldu, Aşkla Aynı Değil gibi gibi. Bizim de Sezen'le arka sokaklar vardı, insanlık hali vardı. Yani bu şarkı adresi duyguyla da çok alakalı bir şey. Çok iyi bir şarkı dinlersiniz ama size uygun bir elbise değildir o. Turuncu bir ceket yakışmaz size, çok güzeldir ama öyle bakarsınız. Yani benim öyle alamadığım şarkılar da çok var. Benim bir şey hissetmem lazım. Yani İnsanın mevsimiyle ilgili diyebilir miyiz buna? Bravo, mevsim. Mesela sizin şu anda hareketli şarkı zamanınız ama ülke geneline bakarsak... Biraz hafif takılsak, yani ağır takılsak bir depresif gibi halimiz var. Böyle kara bulutlar, tarhana çorbası, eve girelim, sıcak olsun, çoraplarımızı giyelim. Dolar, euro bizi bitirdi, ne yapacağız? Bütçe o durumdayken ben infilakın iyi geleceğine inanıyorum. Çok iyi. Eskiden sosyal içerikli,
görsel dışarıda şarkılar vardı. Hiç böyle bir şey yaptınız, deneme yaptınız mı? Ya bir dakika şu şarkımda da şöyle bir mesaj vereyim ama bu toplumsal bir mesaj olsun. Onu yapma kabiliyetim yok çünkü ben şarkı yapamıyorum. Çok feci. Çok feci. Güzel bir açık yakaladınız. Yaparsın sanki. Ama şöyle bir inşallah öyle diyorlar inşallah. Akustik bir albüm yapmıştım Uzun Yol şarkıları diye. Orada kendi müzik yolculuğumda ısrarla ve inatla mesela Bülent Ortaçgil'den şarkı almak istedim. Mazhar Alanson'dan şarkı almak istedim. Hani Bülent Ortaçgil'de Mazhar da hani anlamadım neden ki falan dediler yani. Onlara anlattım onu. Hani bu bir yolculuk ve buraya da dokunmak, sizin sevenlerinizi de kendime katmak, kendimi de biraz büyütmek, o perspektifi genişletmek ve akustik de okuyabiliyor olmak. Çünkü müzik yolculuğunda kendimi tekrar ettiğim zamanlar benim de çok oluyor. Meslektaşlarımın da bu yaşamımızla da çok alakalı bir şey. Müzik bunu affetmiyor. Başkası önüne geçiyor. Çok enteresan. Müzik çok dünyalı bir şey ya. Hani gerçekten çok dünyalı bir durum. Biz bütün dünya starlarını seyrettiğimiz zaman, Oscar törenlerine baktığımız zaman, onların düetlerine, kliplerine ve konserlerine baktığımız zaman böyle... Yakalıyoruz zaman. Bitiyoruz ama yani. Artık halay çekiyorlar. Böyle yapıyoruz. Ama halay çekiyorlar hani artık. Biz ne yapıyoruz ki? Hani ne kadar ayıp ediyoruz? Biz meslektaş mıyız gerçekten? Biz oraya layık mıyız? O zaman nasıl Sertab kendini yeniliyor? Sahnede tiyatrolar yapıyor. Sezen aynı şekilde. Yani şovlar yaparak cebimden çok para harcadığım yıllar oldu benim. Yani kazandığım parayı yatırdığım zamanlar çok oldu. Buna çok inanıyorum. Şarkıya yatırıma da inanıyorum. Yanlış yaparak sadece kıyafete yatırım yaptığım zamanlar da oldu. Bu da başka sadece bir arke. Tabii ki onlar bugünleri getirdi zaten. Düşe kalka büyümek böyle bir şey. Yoldayken buluyorsunuz doğruyu ama müziğe yatırım yapmak şart, risk almak da şart. O yüzden o şarkıları yani Şehrazat'ta, Mazhar Alanson'da, Sezen Aksu'da çok değerli insanlarla çalıştım. Bu arada bu ses de çalıştı. Hiç zor şarkılar denk geldi. Sen okuyamazsın bunu dediler. Şan dersi aldım. Kendi kendime geri çekildim. Çok cırtlak sesler çıkarttım. Çok çirkindi. Siz onları duymadınız. Sonra eğittim kendimi ve iyi olması için çaba sarf ettim. Bu bir enstrüman değil mi? Akor etmek kesinlikle. Gerekiyor zaman. Bütün vücut kasları öyle. Spor yapmadığınız zaman da sarsılıyorsunuz. Yani Ajda Pekkan gibi bir star hala şan dersi alıyorsa... Karnımızı içeri çekip dik durmalıyız yani. Ya çok doğru diyorsunuz. Ya. Katılıyorum. Peki yalnız bir kadın mısınız yoksa kalabalık olmayı mı seviyorsunuz? Hem mesleki anlamda hem Gülben tek başına kaldığında. Benim 3 tane oğlum var. Benim yalnız kalmam diye bir şey mümkün değil. Amin. Yalnızlık Allah'a mahsus eğer bunu aşk anlamında soruyorsanız. Yok yani çok felsefik bir şey oldu. Ama bizim meslekte çok vardır. Yani alkışlar bittiği zaman kalabalıklar eve gittiği zaman yalnız kalırız falan diye. Ben öyle arabesk ya da hüzünlü düşünmüyorum. Ya, makyajını silen palyaço değilim diyorsunuz. O güzel. Şiş değil. Makyajımı siliyorum. Alıyorum. Oyunlarım var. Benim kendi kreşlerim var. Maillerim var. Sosyal medyam var. Çok eğleniyorum. Odamı çok seviyorum. Çocuklarıma yarın bir şeyler hazırlamayı. Ev ödevleri var. Baskete giden var. Boksa giden var. Bizde aksiyon bitmiyor. Fen var, sınav var. Sinema var. Yani oyunlar var. Var da var. Yani bana kalan yalnızlık süresi zaten diye bir süre kalıyor. Çok kısıtlı. O sırada telefon oradan çalıyor. Oradan felsefe çıkarır mıyız? Yok çıkaramayız. Benle yalnızlık çok uyuşmuyor. Hiç zorlamayayım. Anladım. Çok kalabalık. Nasıl bir kalabalık istersiniz etrafınızda? Yeterli var. Yeterli. Yeterli mi diyorsunuz? Yeterli. Acıktan bir şey. Tabii. İngilizce öğretmeni, matematik öğretmeni. Oradan geldim buradan çok renkliyiz. Ben çizgi film gibi hayatım var benim. Ama çocuk gibi de bir yandan. Hani yani tüm bu anlattıklarınız bir yandan ama çocuk bakan çocuk gibi oluyor. Öyle mi oluyor? Evet. Şahaneler. Sürekli yeniliyorlar sizi. Ben şarkı yapıyorum. Anne. Bunu dinledin mi? Neyi dinledin mi? Ya bu senin şarkından güzel gerçekten mi? Acayip bir şey dinletiyor. Nereden buluyorsun sen 11 yaşında onu? Mesela hani albüm çıktı, single çıktı. Arkadaşlar ne yapayım? Gelin bakayım sizin okuldakiler beni nasıl beğenirler diyorum. Kesinlikle YouTuberlarla röportaj yapman lazım. Hadi bakalım sen Enes Batur'lar, o konuşmaklar, makyaj yapan bir şeyler falan araştırıyorum onların. Genç bir enerji bu. Farklı bir şekilde çalışıyor akılları. Beni sürekli yeniliyorlar ve bana kendimi çok iyi hissettiriyorlar. Giriyor musunuz o dijital hatlara yani hani YouTuberlarla vesaire? Bu sene gibi. Evet. Hadi çünkü ya. Oğlarım istedi. Ne istediniz? Özgür Aras da istedi ama oğullarım daha çok Özgür istedi. Özgür dinlemeyin. Oğullarınız daha öyle yaptım. Daha mantıklı. Öyle yaptım. Özgür de fena değildi. YouTuberlarla röportaj yaptım ben. Peki bir YouTuber olsaydınız yani neyle öne çıkardınız? Ben bir YouTuber olmasam olur mu acaba? Her bilmem şey, yani çok, bir şans bir onu yapmayayım mümkünse yani. Ya, oraya yaz, ya. Buraya yaz, onu oku, anaokulu aç, şarkı söyle, klip çek, dizi yap falan. Yoruldum. Hayır. Değil mi? Yeterli diyorum. Sıkıntı olur. Bir yeterli. Yere daha yeterli. Bir arkadaşım var ahtapota benziyorsun diyor bana. Ahtapot mu? Başka bir arkadaşım ördek sürüsüne benziyorsun. Yazın Bodrum'da çıkıyorsun böyle ördek sürüsü. Sen ve üç çocuk arkadan geliyor diyor. Öbür arkadaşım da ahtapot. Niye ahtapota benziyorum ben diyorum mesela. Bir kolunda gazete, öbür kolunda kitap. Buradan anaokulu, buradan çocuklar, buradan sahne, buradan dizi, buradan kadın hakları, buradan okul öncesi eğitim falan. Ben böyle kalabalık bir kadınım ya. Bana arkadaşlar yalnızlık sorulur mu? Sürekli şey böyle ördek yavrusu. Öbür tarafta taksi plakaları
plakalarınız var mı? Yok kardeşim taksi plakaları. Taksi plakalarınız var mı? Yok. Peki Uber plakanız? Hayır. Peki siber plaka bir hayır. Şey olacak mı? Hayır. Arsa mı da yok? Uber taşımacılık falan. Bir arkadaşım yapıyor. Araziye yatırım nerede yaptın? Araziye yatırım. Ben yatırıma kafası çalışan bir kadın değilim. Şarkı yatırımına kafam çalışıyor benim. Çocuklarımla ilgili bir şeyler düşünmeye çalışıyorum. Ona da daha kafam çalışmıyor. Yurt dışında mı okusun, yaz okuluna mı gitsin falan. Bir kapasite meselesi bu ya. Yani benden bir güçlü kadın yarattılar böyle. İçimde bir robot varmış gibi. Vur beni ölmem falan. Yok öyle bir şey. Benim de başım ağrıyor, gözümden yaş akıyor falan. Savaşçı mısınız peki? Çok. Evet evet, yani yapım bu. Savaşçıyım, Amazon'um, mücadeleci bir kadınım, seviyorum bunu ama bu ağlamıyorum ve kırılmıyorum anlamına gelmiyor. Değil tabii canım. Siz de çok sinir olduğum zamanlar olduğunu biliyorsunuz herhalde. Gerçekten mi? Tabii. Ya ama zaman ben zaman... Filla filla yazıyorsunuz ya böyle çok bir... Çok tatlı yazarım ben ya. Yo yo. Kötü müydü? Tatlı tuzlu bir karışık. Ama ortaya kaçtı. Naneler, pul biberler, Hindistan cevizleri. Ne yaptık? Tarhana çorbası mı yaptın? Bilemiyorum abi. Çok tarhana çorbasında Hindistan cevizi olmaz. Çok da ama bir şey söyleyeceğim. Bir yandan da hakikaten birkaç cephede savaştığınız dönemler oldu. Birkaç? Birkaç. Birkaç cephede. Bayağı da 100 cephede savaş. Tamam. O bölünebilir şeyi de getiriyor. Yani bölünebilir kahramanlığı da getiriyor. Her biriyle eşit oranda dövüşebiliyorsunuz. İşte bana da sinir oluyorsunuz. Atıyorum Ahmet'te, Mehmet'te de vesaireyle. İşte. Size sinir olma derecem diğerlerinin yanında çok light kalıyor. Ama ben siz de yani. Ben sonuçta içerik olarak... Mesut Yarın programına gider miyiz? Şöyle yaptım. Gideriz diyorum yani. Tamam okey. Yani kesmemiş beni. Yani delmemiş yani. Kesim ya. Ben sizin için program terk etmiş adamım. Niye öyle dediniz? Nerede terk ettiniz? Ya o şimdi eskiden yapıyorduk 15 ya. 15 dakikanız oluyor. Ya ben çabuk evet anlatın. Ya ama sorular gelin de şimdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi baş edemediklerimi hukuk mücadelesiyle halledip... baş ettiklerimle yüz yüze bakabilecek halde olmayı istiyorum. Zor bir meslek yapıyorum. Magazini seviyorum ama ben magazinci değilim. İşim magazin değil. Magazin benim mesleğimin bir parçası. Ben yazıyorum da okuyorum da söylüyorum kaçılmıyor da. Kaçılmıyor oradan da. Tabii ki kaçılmıyor. Çok sevdiğim yol arkadaşlarım da var. Ama bana ait olmayan bilgilerle donanan saatlerce ismimi zikreden ve gerçekten içselleştiremediğim yayınlar da olabiliyor. Oraya ait hissetmiyorum kendimi. Benim bir işim var. Magazin de benim işimin bir parçası. Sadece bütünü değil. Diziye dönecek misiniz? Dadı gibi bir senaryo gelirse evet. Yani ya o dadı kadar gibi bir senaryo niye ki, gelmiyor? Siz getirin. Çok bir merak ediyorum. Ben hiç yazmadım ama yani hakikaten niye gelmiyor? Mesela hani bu da bir eleştiri olsun. Niçin yazılmıyor artık böyle şeyler? Çok doğru ama Amerika'da yazmış adamlar bunu. O çeviriydi biliyorsunuz. Biz yazmadık onu. Ama iyi yerleşmişti. Çok iyiydi. Araştırmak lazım, olmak lazım. Biraz da diziyle ilgili üşengeçim. Şimdiki dizilere baktığınız zaman haftanın 4-5 gününü alıyor ve benim böyle bir mümkün değil. Ama biz Dadı'yı tabii ki Kenan Işık ve Haldun Dorman ve bütün tiyatro ekibi olduğu için ezbere çekiyorduk. Bana da korkudan ve saygıdan bir hal gelmişti. Ben anlamıyorum nasıl o kadar rolü ezberlediğini. Bayağı Haldun abinin sırtına kağıt falan yapıştırıyordum. Kopyalarla dolu her yer. Ama oluyordu. Çok güzeldi ama iki günde çekiyorduk. Yani şu anda dizileri biliyorsunuz değil mi? Bir doğru, ömür. Bayağı sabaha karşı eve geliyorlar. Dublajı, montajı vesairesi. Ya Özcan Deniz bir sene de ağırdı. Enteresan bir şey oldu. Yani. Adamın saçları beyazladı falan. Bembeyaz oldu yani. Tabii. Yani tabii. Dökülmeye tabii bile başlayacak ciddi diye korkuyorum. Ciddi yani. Çok ciddi. Halit Ergenç de bence öyle. Öyle. Çok uzun süreli işlerde çok yoruluyorlar. Çok da hak ettikleri başarılar var ama benim için sitcom olabilir ve çok sevdiğim bir iş, çok güvendiğim bir iş olması lazım. Siz nasıl böyle güzel kaldınız? İyi insan olarak galiba. İçimi iyi besleyerek. Yani dışarıyı süslemek bir yere kadar, içeriği süsleyince dışarısı daha güzel parlıyor. Öyle mi? Yani hani bu başka bir şeyde sirayet ediyor mu? Yani insanları da daha çok seviyor musunuz içiniz iyi olunca? Yok, herkesi çok sevmiyorum. Eskiden öyleydim. Herkesi çok sevmekten vazgeçtim. Herkesin de beni çok sevmesini beklemiyorum. Saygı bekliyorum. Sevgide sınırı getirdim. Ben de kendimde bazı değişimler yaşadım bunda. Okan'ın bana yıllar önce sevgi böceği, sevgi muskası dediği bir dönemler vardı. Evet, evet, niye ben ne alay ediyor diyordum. Ne kadar da haklıymış. Herkese böyle bir kendimi beğendirme sevdası. Sezen Aksu bana bu sene bu albüm kapağında gülmesen olur mu dedi kadın. Nasıl yani, ben gülücüklerle meşhur oldum. Benim adım Gülben, beni halk gülerek. Bir gülme dedi, bir gülme. Olur. Gülmedim. Sanki çok ayıp ediyormuşum gibi bir duygu. O kadar alışmışım ki. Merhaba. Çok teşekkürler. Mesela de, siz nasılsınız? Ama o ne o ton şey? Arkadan kur. Samimisi de var. Mecburiyetten olanı da ciddi varmış. Ciddi mi ya? Onu nasıl ayırt edeceğiz? Mesela bir samimi gülüş yapsanız bana. Güldürün beni. Şu anda hiç gülesim yok. Ya baksanıza. Bakın samimi işte. Miyim? Tamam bakın gülmem geldi, güldüm. Eskiden yıllar öncesine dönüyor.
kendini arayıp bulma diye bir şey vardı magazinde. Oraya çarpıyorsun Hülya Avşar, buraya çarpıyorsun Dadı, buraya çarpıyorsun şarkı. Oradan televizyon programı, buradan Kader İnanır, oradan Marziye, Huysuzla Show. Ben manken miydim, gazeteci miydim, dergimi çıkartacak. Bir yolculuk bu. Hı hı. Sonra kendini buluyorsun. Tamam, ben Gülben Ergen'im ve hı hı. Benim doğrularım var. Seçme ve seçilme hakkım var artık. Hani ben keyfim istedi, gidiyorum Mesut Yara. Hı hı. Birisi benim elime yazıp verdiği için de bu promosyon sürecini de ben belirliyorum. Hı hı. İçimin ısındığı radyoya gidiyorum. Hı hı. Bir röportaj yapmama hakkım da var. Hı hı. Bunlar bir tık cesaret isteyen şeyler bir ama... Bir zaman isteyen şeyler olmuyor. 10 sene, 15 sene önce olmuyordu bunlar. Anladım. Bu sevme ve sevmeme hakkı da çok önemli. Süremiz doldu. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Siz benden sonra 10 tane daha yayın çekeceksiniz. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim ya. Çok incesiniz. Çok bakalım Gülben Ergen'den ne manşetler çıkmış bize. Evet, çok sevgili Gülben Ergen konuğumuz oldu bu akşam. 3 tane Sezen Aksu şarkısı aldım, koydum kenara. İkisini dinlediniz, birini bilmiyorsunuz. Yazın domates rendelemek, salça yapmak, şarkıya inanıp söylemek lazım. Devam etti. Siz de o gezegenden bakıyorsunuz hayata, benim slovlarım daha kalıcıdır. Okuduğum bütün şarkılara inanırım. Denizse ki Fethi Sezen Aksu, 6 sene Sezen Aksu şarkısı okumadım, denk gelmedi. Dedi ve devam etti. Giden günlerim oldu arka sokaklar, insanlık hali. Çok iyi bir şarkı dinlersiniz ama size o ceket uymaz. Benim bir şey hissetmem lazım, müzik çok dünyalı bir durum dedi ve devam etti. Şovlar yaparak cebimden çok para harcadığım yıllar oldu. Yanlış yaparak sadece kıyafete para harcadığım da oldu. Araziye yatırımı nereye yaptım? Savaşçıyım, Amazon dedi ve bitti. Ben mi dedim? İçeride nasıl montaj ettiler bunları? Bunların hepsini siz yaptınız. Bunları nasıl montaj ettik? Devam ediyor mu da? Bitti. Yok canım. Bitti. Herkesi sevmekten vazgeçtim. Herkesin beni sevmesini de beklemiyorum. Bir gülme geldi. Ben gülücüklerle şöhretli oldum. Bir gülme dedi. Evet, bitti. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Ben size başarılar dilerim Gülben Ergen. Çok tatlı bir program. Sizsiniz, infilak ettiler. Şipşak tak 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 tak. O ama yani bu tamamen karşılıklı elektrikte bir şey yani. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Harika bir kadınsınız. İyi akşamlar dilerim. Ben biz gerçekten Gülben Ergen'e teşekkür ediyoruz bize katıldığı için bu akşam. Bay bay. Mesut Yer'le Laf Çok hafta içi her gün 23.45'te 360'te.